Sebepler, nedenler, gerekçeler. İngilizce'de bunlardan bahsederken kullanabileceğimiz yapılara zaman zaman değiniyoruz. Because, because of, due to, owing to. Bunlardan sadece birkaç tanesi. Hadi gelin yeni iki tanesiyle daha tanışalım. Önce bildiğimizden birazcık yola çıkacak olursak şu örneklerle hatırlayabiliriz. I want to move to another city. Başka bir şehre taşınmak istiyorum. Because, çünkü, şimdi bakın sebebini söylüyorum. I need some change. Bazı değişikliklere ihtiyacım var. Hayatımda bazı değişiklikler yapmak isterim. Bu noktada biz because'u virgülden sonra takip ettikten sonra çünkü diye çevirebiliyoruz. I want to move another city. Öncelikle ne yapacağımızı, sonra da sebebini söylüyoruz. Because'u sürekli tekrarlamamak için aynı şekilde cümlelerimizi aslında that's why kalıplarıyla da kullanabiliriz. Nasıl yapıyoruz bunu? Burada işte şunu unutmamak lazım. That's why, bu yüzdendir ki anlamında. O zaman yerinde bir değişiklik oluyor. Öncelikle ne istediğimi söylüyorum. I need some change. Bazı değişikliklere ihtiyacım var. Bu yüzden, that's why I want to move another city. Başka bir şehre taşınmak istiyorum. Yani yine iki cümlenizi that's why diyerek bu yüzdendir ki, bu sebepledir ki diye bağlayabilirsiniz. Yine benzer bir kullanımda da fiilin birinci haliyle kurabileceğiniz uzunca bir cümle var. Özellikle yazarken kullandığımız, konuşurken nadir de olsa özellikle native speakerlar tercih ediyorlar ama hani şu üstteki bizim daha hızlı konuşmamızı sağlayabilir ama alttakini de bilmekte, bilgilerimizi biraz daha zengin tutmakta yarar var. The reason why I want to move. Taşınmak isteme sebebim, benim sebebim. The reason why. Neymiş bakın sebep? Is to have some change. Biraz değişiklik alma isteğidir. Birazcık değişiklik yapmaktır. The reason why I go there is to see you. Oraya gitme sebebim seni görmektir. The reason I learn English. The reason why I learn English is to go abroad. İngilizce öğrenme sebebim şudur. The reason why arkadan ne yapmak istediğinizi daha sonra da sebebinizi söyleyebilirsiniz. Yani konuşma İngilizcesinde because ve that's why günlük hayatta dilinize çok rahatlıkla getirebileceğiniz ve fikirlerinizi ifade ederken rahatlıkla seçebileceğiniz, il formal ortamlarda da kullanabileceğiniz güzel iki tane kalıp. Fakat biraz daha formallaştırmak istediğinizde, biraz daha cümlelerinizi uzun kurmak istediğinizde seçmeniz gereken yapı en alttakidir.